Merhaba, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu kez Zürih Havaalanı'ndan sesleniyorum size. Çok heyecanlıyım bugün. Kuzenim ve eşi beni ziyarete geliyorlar. Kısa bir ziyaret olacak bu. Kuzenim diye söylüyorum ancak hem kendisinin hem de eşinin bendeki kıymeti kardeşe eşdeğerdir. O yüzden bu ziyaret benim için çok başka bir anlam taşıyor. Elbette bir havaalanı geleneği, çok güzel bir çiçek seçtiğimi düşünüyorum kuzenim için. Eşi için de İsviçre çikolatası aldım. Heyecanla bekliyorum. Meltem. Sabahın 6'sında evden çıktık. Luzern'e gidiyoruz. İlk durağımız Luzern olacak. Ancak Luzern'de biraz gezdikten sonra Titlis Dağı'na çıkacağız. Gezimizin ilk günü sabah çok erken saatte, yaklaşık 6 sularında başladı. Şu anda Luzern'deyiz. Bu görmüş olduğunuz köprüyü ve Luzern'i detaylı olarak anlattığım bir video var. Kartını hemen sağ üst köşeye ekleyeceğim. Tıklayarak izleyebilirsiniz. Luzern'i gezdikten sonra Titlis'e doğru yola çıkacağız. Kraliçe Victoria'nın İsviçre gezisi sonrasında hayran kaldığım tek şehir Luzern'di dediği bu şehir hakkında size kısa bilgiler vermek istiyorum. Luzern, İsviçre'nin en popüler turist merkezlerinden biri. Bunda şehrin kurulduğu yıldan itibaren çok iyi korunarak günümüze gelmiş olmasının payı elbette ki büyük. Ama diğer etkenler arasında hem yaz aylarında gerçekleştirilen çok sayıdaki sanat etkinlikleri ve festivaller, hem de İsviçre Alplerinin en ünlü dağlarından olan Rigi, Pilatus, Titlis ve Jungfrauhoch dağlarına Luzern'den son derece kolay ulaşılabilmesi var. Mesela biz bugün aslında direkt Titlis Dağı'na gitmek istiyoruz ama Luzern'de aktarma yapmak zorundayız. Hazır Luzern'de inmişken de neden kahvaltıyı burada yapıp da şehri şöyle bir dolaşmayalım dedik. Luzern'in Altstadt'ı, yani ilk yerleşim alanı, 1602 ile 1606 yılları arasında inşa edilmiş ve İtalyan Rönesans stilini taşıyan evlere sahip. Ama evlerin çatıları klasik İsviçre kırma çatı şeklinde inşa edilmiş. Biraz ileride sağ tarafta gördüğünüz balon şeklinde kubbeleri olan bina ünlü Jesuit Kilisesi. Bu kilise Peter Christoph Vogler tarafından 1666-1677 yılları arasında barok tarzı kullanılarak inşa edilmiş. İsviçre'de barok tarzda inşa edilen ilk kilise olma özelliğini taşır. Aynı zamanda İsviçre'nin ilk büyük kilisesi olma özelliğini de taşır. Kilisenin hemen önünde ise ünlü Şapel Köprüsü var. Luzern'e özel hazırladığım daha detaylı bilgi içeren videoyu izlemek için sağ üst köşedeki kartı tıklayabilirsiniz. İçin kullanacağımız ilk teleferik bölümünde her bir teleferiğin üstünde farklı bir ülkenin bayrağı var. Az önce İngiltere geçti, bu hangi ülke bilmiyorum ama şansımızı deneyip Türk bayrağı denk gelir mi diye biraz beklemeye karar verdik. Çünkü önceki gezimizde çok kalabalıktı burası ama şu anda gördüğünüz gibi epey sakin. O yüzden rahatça bekleyebiliriz. Burada çalışan görevli 15 dakikadır bekleyince işte Türk bayrağı olana binmek istiyoruz dedik. Bize böyle bir liste verdi. 26 numara. 26 numaraya bineceksiniz. Karıştırmayın diyor bir de bize. Şu an 152 numara. Bunların tam bir turu tamamlaması 45 dakika sürüyormuş. Bu arkadaşlar da geldi mi? Ya sonunda be. Sonunda be. (gülüyor) 20-25 dakika bekledik mi gençler? Bekledik. Değdi mi? Değdi. Değdi tabii. Vallahi değdi. Efelerden bir su içtim, kanmadım, kanmadım. Yediği yerden kurşun yedim, ölmedim. Şimdi ilk durakta indik. Daha önceki Titlis gezimizde burada inmemiştik. Direkt en tepeye çıkmıştık.
Ama bu kez ilk durakta indik çünkü ufak çaplı bir kayak denemesi yapacağız. Burada yapacağımız bu aktivite bilete dahil. Burada bir tur kayacağız, sonra tekrar yukarıya devam edeceğiz. Biri Mardinli, biri Sivaslı kayağa hazırlar. Snowmobile gördük şunlardan. Yusuf bir denemek istedi. Acaba ne kadar merak ettik. Buradan booking yapabiliyormuşuz, rezervasyon yapabiliyormuşuz. Ya da en aşağıdan kiralamamız gerekiyormuş. Ne kadarmış Yusuf? Henüz daha çıkmadı. 25 dakikası 65'ten başlıyor diyor. Aa, evet. 65 franktan başlıyor, evet. Yarım saati. Biletimizin içinde buzul mağarasına girmek de dahil. Yani ücrete dahil. O yüzden şimdi buzul mağarasına doğru yürüyoruz. İlerledikçe heyecanlanıyorum. İlk defa bir buzul mağarasına giriyorum. Yerler kayganmış. Öyle diyor binbaşı. Aa! Bu ne? Çok güzel. Öykü ben kapatayım, herkesi düşer. Lütfen, evet bence de dikkatli yürü. Aa, çok güzel burası. Sen de gel mesela. Bu kısım hem dar hem de alçak arkadaşlar. Ooo, Meltem'e bak. Buzlar Kraliçesi. Arkadaşlar, asıl bayrakları. Alt dağlarında bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Buzul mağarasından çıkar çıkmaz yönlendirme var. Cliff Walk, bir önceki Titlis videomda bahsetmiştim size. 500 metre yükseklikte bir asma köprü. Her gün açık olmuyormuş bu arada, haberiniz olsun. Eğer hava çok rüzgarlı olursa kapatıyorlarmış ziyaretçi girişine asma köprüyü. Biz şimdi bir şansımızı deneyeceğiz. Bakalım eğer açıksa asma köprüden de yürüyeceğiz. Eniştem tam bir çikolata bağımlısı olduğu için onu 3. kattaki çikolata bara getirdim. Elbette ki ünlü Mövünpik dondurması burada da var. Bir topu 5 frankmış arkadaşlar. 2 top 8.50. 3 top dondurma aldık. Makademia, tiramisu, altta da İsviçre çikolatalı olan var. Yalnız toplar kocaman ya. Evet, çok büyük. 11 frank 3 top. Nasıl? Şeker bilmiyorum. Kahveli güzel. Ben beğendim. Tiramisu. Türkiye'deki gibi yoğun şeker espresso olmuyor. Tiramisu'nun içinde espresso var. Şu makademyalıyı deneyin. Bu çok ünlü. Ya bir şey diyeceğim. Bu da çok güzel yalnız. Çok iyi. Şeker oranı çok düşük bunlarda. Top da kocaman. Of, çok güzel. Burada yaklaşık 30 bin franklık saatler var. Bakmak istiyor musunuz? Hayır. Şu anda 3100 metredeyiz. Başım döndü yalnız. Geçen gelişimde başım dönmemişti ama sis var gördüğünüz gibi. Evet, Titlis Dağı 3020 metre. 10.000 feet'teyiz şu an. Arkadaşlar, daha önceki Titlis videomda bu manzara nefis görünüyor biliyorsunuz. Ama maalesef çok üzülerek söylüyorum. Şu an her yer sis. Saat 1. Acaba dağılır mı bu sis, hiç bilmiyoruz. Şu an yürüyoruz sadece. Bugün asma köprünün açık olduğunu hiç sanmıyorum. Aslında burası pist ama sistem kapatmışlar. Bence asma İleride asma köprü var bence de. Ah, yürüyemiyorum kardan. Boşuna gelmiş gibi hissettim. Çok üzüldüm şu an ya. Manzarayı göremediniz. Neyse, çıkarken teleferikte güzeldi ama manzara. Meltem, fiyatlar konusundaki yorumunu tekrarlar mısın? Turiste geçirmiyorlar. Evet, kısa ve öz. Öyle demesin. Turiste geçirmiyorlar. Şehir merkezinde fiyat neyse yukarıda da fiyat o. Olması gereken bu zaten. Yani
Türkiye'den de beklediğimiz şey bu. Dondurma nasıldı? Efsaneydi ya. Biz krem şanti yiyormuşuz zaten. Bence de. Asma köprü açık gibi sanki ama emin değiliz. Görevli falan da yok. Ayrıca buralar tamamen donmuş. Böyle gördüğünüz gibi 51. bölge gibi olmuş buralar. Üzüldüm ya. Dağa çıkmak için tek bir gün ayırdık. Onda da sis var. Neyse. Çok korkunç görünüyor. Geldim. Bayrağımızı alalım. Evet. Bayrağımız bende. Adı verilen 500 metre yükseklikteki bu demir asma köprüyü kapatmamışlar arkadaşlar. Hava soğuk, sisli ama öyle sert bir rüzgar yok. Rüzgar olduğu zaman kapatıyorlarmış. Burada aslında muhteşem Alp Dağları manzarası var. Ama maalesef şu an gösteremiyorum size. Dönüş yolundayken sis dağılıp hava açmaya başladı. Manzara biraz görünür halde. Bu taraftaki manzara da açılmış, öyle diyorlar. Aa, çok güzel olmuş. Titlis Rotair adı verilen bu teleferik dünyanın kendi etrafında dönerek ilerleyen ilk ve tek teleferiği olma özelliğini taşıyor. Yukarıya çıkarken bunu kullanmıştık, inerken yine bunu kullanıyoruz. Dağlarında bayrağımızı dalgalandırdığımız harika bir video oldu. Bu yüzden kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.